Psikiyatride elektrofizyoloji son derece önemli bir konu. Bu elektrofizyoloji konusunda, elektrofizyolojik çalışmalarda iki tane önemli teknik kullanılır. Bunlardan bir tanesi EEG, elektroensefalografi, bir tanesi de uyandırılmış potansiyel adını verdiğimiz ERP olarak da kısaca söyleyeceğimiz bir EP olarak özetleyeceğimiz bir elektrofizyolojik teknik söz konusudur. Psikiyatride EEG konusunda bir dizi bilgiyi biraz sonra vereceğim sizlere, paylaşacağım onları. Ama şimdi uyandırılmış potansiyeller hakkındaki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Beyin bir takım duyusal uyaranları toplayan bir organ malum. Görsel, işitsel, tat, temas, koku vesaire. Bu tür duyular beyinde proses edilir, işlenir ve bir çıktıyla dışa vurulur. Bütün bu uyaranların beyinde nasıl proses edildiği, hangi duraklardan geçtiği, hangi yolaklardan ilerlediği konusunda uyandırılmış potansiyeller bize önemli ipuçları vermektedir. Örneğin işitsel uyaranlar verirsiniz, belirli aralıklarla belirli potansiyellerin ortaya çıktığını görürsünüz. Dalgalar ortaya çıkar, koca koca dalgalar. Bu dalgalar size beynin neresinde olduğunuzu gösterir. Sorunun nereden kaynaklandığını anlatır, işitme sorununun nereden kaynaklandığını anlatır. Görsel uyaranlar verdiğiniz zaman gene görsel uyaranı verdikten 100 milisaniye sonra ortaya çıkan bir pozitif dalga vardır. Bu dalganın amplitüdünün yani genliğinin düşüklüğü, yüksekliği, gecikmesi, latansı bunlar hep size görme yollarının anormalliği hakkında ipuçları verir. Psikiyatride bu işin rolüne, psikiyatride dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi bilişsel işlevlerin ortaya konduğu bir teknik olarak da kullanılabilmektedir. Müzik çalışması yaparak beyin işlevlerinin hangi müziğe duyarlı olduğunu ve hangi müziğin hangi bilişsel işlevleri ateşlediğini ortaya koymak üzere bir deneysel çalışma yapmıştım. Orada gördük ki kendi özgün müziğini dinleyenler, bizde ney müziğiydi bu deneyde kullandığım teknik, yabancı müzik aleti dinleyenlerden farklı sonuçlar ortaya koymaktaydı. Neydi farklılık? Farklılık şuydu, ney müziği dinleyenlerin hatıralarını kolay canlandırdığı, kolay proses ettiği, kolay hatırladığı ortaya çıkmıştı. Bu bir örnek benim için. Yani başka amaçlarda da kullanılabilir. Event Related Potentials, uyandırılmış potansiyeller. Nedir bu amaçlar? İşte Alzheimer hastalığında erken tanıda kullanabilirsiniz. Alzheimer hastalarında bilişsel işlevler erkenden yıkılmaya başlar. Dikkat, hafıza, konsantrasyon bozukluklar olur. Bu bozuklukları ortaya koyabilirsiniz. Yine birçok hastalıkla ayrıca tanıda kullanabilirsiniz. Demans hastalıklarında, depresyonda kullanabilirsiniz, dikkat eksikliği hastalığında kullanabilirsiniz vesaire. Demek ki uyandırılmış potansiyeller psikiyatride yeri olan önemli bir elektrofizyolojik araçtır.